Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde Mü'min Suresi 34. ayeti kerimeden 49. ayeti celliye kadar inşallah tefsir ve irab üzerinde duracağız. Allah-u Teala Mü'min Suresi 34. ayeti celilesinde Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim Ve leqad câeküm Yûsufu min qablu bil beyinâti femâ ziltum fî şekkin mimmâ câeküm bih Hattâ idâ heleke kultum len yeb'atallâhu min ba'dihî rasûlâ كَذَٰلِكَ يُظِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ buyurmaktadır. Ayet-i Celile'de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ جَائِكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ Andolsun ki Musa'dan önce de Yakup oğlu Yusuf apaçık mucizelerle gelmişti. فَمَا زِلْتُمْ ف۪ي شَكِّ مِمَّا جَائِكُمْ بِهِ Evet, siz hala onun peygamberliği hususunda kuşkusuz ve kuşkulusunuz. Allah katından getirdiklerini inkar etmektesiniz. Maksat babaları ve atalarıdır derler. Hatta اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا Nihayet Yusuf Aleyhisselam öldüğünde bir delil ve hüccetiniz olmadan sadece arzu ve temenni yoluyla Yusuf'tan sonra peygamberlik iddia edecek herhangi biri asla gelmeyecek dediniz. Bu Yusuf'un peygamberliğini tasdik etmek değildir. Nasıl olsun ki hala onun hakkında kuşku içerisindesiniz. Evet. Ancak şöyle olarak Allah'ın katından insanlara göndermiş olduğu herhangi bir peygamber yok artık. Bu ifadede hem peygamber hem de peygamberlik görevi reddedilmektedir. كَذَٰلْكَ يُظِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ Apaçık hüccet ve delillerden sonra İslam'dan aşırı giden ve din hususunda kuşkuya düşen herkesi Yüce Allah bu adi sapıklık gibi ne yapmaktadır? Saptırmaktadır buyurdu Allah-u Teala. Vav burada atıf edatı, lam kasemin cevabında gelen lamdır. Yani yeminin cevabında. Gat tahkik edatı, cae mazi fiil, fetrazere mebni küm mehru bisarih, Yusuf'u fail merfuraf alamisi dammi min gabli, min harfi cer gablü kendisi nedir? Mahallen mecrü. Çünkü gablü mebnidir damme üzere. Mefulü bih gayri sarih mahallen mağsup. Bil beyinati o da harfi cerden dolayı mefulü bih gayri sarih mahallen mağsup. Fema ziltüm dediğimiz zamanda fe atıf ma nefiye dağıtı ziltüm mazi fiil. Sükun üzere mebni tüm onun faili fi şekkin burada baktığımız zaman da zaleye bakıyoruz. Zaleyi nakıs olarak irab ediyoruz. Bu dolayısıyla tüm burada onun faili yerine ne oluyor? İsmi oluyor. Ziltimin ismidir. Çünkü zale nedir? Mazaledir ve Kâne'nin kardeşlerindendir. Fi şeklinde onun haberidir. Şimdi cümle olarak mahallen mağsuttur. Mimma mefru bi kayseri caeküm yine mazi fiil ve failiküm mefru bi sari bihi mefru bi kayseri. Hatta gaye ve nasb edatı efendim ida şart edatı cezmetmeyen heveke mazi fiil ve tacerem yepni ve faili gultüm yine cevap da geldi ve mazi fiil sükun üzere mebni tüm onun nesidir? Failidir. Len nasb edatı
Yeb'ate fiili muzahirlerinden dolayı mausup. Allah onun faili. Min ba'dihi mef'ul bi kaydı sarih. Rasulen mef'ul bi sarih. Kezalike naibi mef'ul mutlak. Yuzillü muzari fiil damme üzere kendisi gördüğünüz gibi bulunmakta. Allah onun faili. Men mef'ul bi sarihi hüve mübdeda. Müşrifün nedir? Haberdir, merfudur. Mürtabinde ikinci haber olarak bulunmaktadır. اَلَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ buyuruyor Allah-u Teala bu ayeti celilesinde. اَلَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ mümin adamın sözlerinin devamıdır. Yani kendilerine Allah katından gelmiş bir hüccet ve delil olmadığı halde Allah'ın şeriat hakkında Allah'ın şeriatı hakkında mücadele edenler var ya, kebura makten indallahi ve indellezine aminu, onların bu şekilsiz delilsiz mücadelelerine Allah katında da müminler katında da öfke büyük olmuştur. Öğütçü mümin bu sözlerin ansızın söylemiş olmamak için onlara hitap etmeyi bırakarak orada olmayan kimseler hakkında konuşmaya başladı. Bunu onlarla güzel bir konuşmak ve kalplerini kazanmak maksadıyla yaptığı keburamakten öfkesi büyük olduğu sözünde bir nevi hayret ve onların mücadelelerini büyük görme manası vardır. Sanki bu davranış büyük günahların sınırını aşmaktadır. Kezalike yatbe Allah ala kulli kalbin mütekebbirin cebbarin. Allah mücadelecilerin kalplerini mühürlediği gibi kibirlenip iman etmeye ve kullara karşı zorba olan herkesin kalbini sapıklıkla mühürler de doğruyu anlamaz ve gerçeği kabul edemez. Kalp kibir ve zorbalığın merkezi ve kaynağı olduğu için bu sıfatla nitelendirilmiştir. Kalp azaların sultanıdır. O bozulunca bütün azalar bozulur. Evet, ellezine burada mübtedadır. İsmi mevsul, muhallen merfu, yücadülüne fiili muzari, vav onun faili, fi ayatillah, izafetle mefru bi kayisari, bi gayri sultanin, yine o da izafetle mef'ul bi kayd-i sarih. Eta mazi fiil. Hüve faali hüm mef'ul bi sarih. Eta hüm aynı zamanda burada ne oldu? Hal cümlesidir. Kebura büyük oldu dediğimiz bu mazi fiil. Hüve faali ile beraber ellezine mübtedasının haberidir. Maktan temiz olarak gelmiştir. Masuptur. İnde Allahi mef'ul bi sarih. Ve indellezine bu da nedir? Onun üzerine matuftur ve mef'ul bi sarih'tir. Muzafileh olarak gelmiş. Aminu mazi fiil. Damme üzere mebni vav faili. Kedalike mef'ul bi gayri sarih. Yetba'un önüne geçmiş. Yetba'un muzari fiil. Merfu. Allahu fail. Merfu. Ala külli galbi. Bu da nedir? İzafetle beraber mef'ul bi gayri sarih. Mütekebbirin kalbi muzaf, mütekebbirin muzaf ileyhtir. Onun için kalbini olarak gelmiştir, nekro olarak gelmiştir. Cebbarin onun sıfatı olarak gelmiştir. Evet. Ve gâle fir'avnu ya hamanu ya hamanu ibnü li sarhan lealli ebluğul esbab. Evet. Burada Firavun dedi ki Vezir-i Haman'a, benim için bir yüce kule ve çok yüksek bir bina yap. Firavun ailesinden olan o mümin şahıs o sözleri söyleyip de Firavun bu sözlerin kavminin kalplerini etkilemesinden korkunca Musa aleyhisselam getirdiği Allah'ın birliği inancını araştırıp incelemek istediği vehmini verdi. Ve Vezir-i Haman'a yüksek bir kule yapmasını emretti. Lealli ebluğul esbabe, umulur ki göklerin yollarına ve
o göklere götüren diğer vasıflara ulaşırım şeklinde ne yaptı? Bu şekilde onları kandırmaya gayret etti. Evet. Vav atıf gale mazi fiil feta jelame ebni fir'aunu fail merfu rafalameti tamme yani daha mahru münada merfu ibni ibn emir fiildir bu. Ente failidir. Li mefru bi gari sari sarha mefru bi sari lealli lealle teraci ve nasb idatı ye onun ismi Ebluğu muzari fiil ene ile beraber haberidir. El esbabe de mef'ul bis sarih'tir. Esbab-ı semavati fe ettali'a ila ilahi Musa ve inni le adunnuhu kâziben ve kezalike züyyine li fir'avne sü'ü amelihi ve sudde an sebil ve ma keydü fir'avne illa fi tevab buyuruyor Allah-u Teala. Evet, esbab-ı semavati, göklere giden vasıtalara ulaşırım. Olayın büyüklüğünü ifade etmek ve daha da açıklamak için bunları ne yaptı? Tekrarlamış oldu. فَاَتَّلِعُوا اِلَى اِلَٰهِ مُوسَى Musa'nın ilahını açıkça görürüm. وَاِنِّي لَاَظُنُّهُ كَاذِبًا Benden başka ilah olduğuna dair iddiasında Musa'nın yalancı olduğunu sanıyorum. Göklere giden yollara ulaşmak mümkün değildir. Fakat Firavun konuyu dinleyenleri inandırmak için yaldızlı sözlerle bunu mümkün bir şeymiş gibi gösterdi. Musa'nın ilahını açıkça görürüm deyince bu sözle ilahın varlığını ikrar etmiş oldu. Bu sebeple bu ikrar etmiş olduğu vehmini gidermek için onun yalancı olduğunu sanıyorum dedi. Ve kezalike züyyine li fir'avne ve suddani sebil sü'i amelihi onun bu yıldızlı sözleri gibi kötü ameli de ona güzel gösterildi. Neticede yaptıklarını iyi sandı. Sapıklığı yüzünden doğru yola girmesine engel olundu. Ve ma keydü fir'avne illa fi tebabin Firavun'un tedbiri ve tuzağı sadece ziyan ve helak ile neticelendi. Boğulmak suretiyle dünyada mülkünü ateşe, ebedi kalmak suretiyle de ahirette nimetlerini ne yapmış oldu? Kaybetmiş oldu. Evet. Esbab-ı semavati burada bedeldir. Muzaf-ı zafleyh. Ve ettali'adaki fe faiz sebebiyedir. Ettali'a muzari fiildir. Faiz sebebiyeden dolayı masuptur ve faili enedir. Tahtında vücuben müstetir. İlâ ilâhi mefru bi kaysarih Musa muzafileh ilâhi Musa evet vav vav haliye inne hurum şebbeheye innenin ismi le'ezunnühü'deki lama baktığım zaman tekittir e'zunnü yine muzari fiil evet bunun faili de nedir enedir hü mefru bisari kâziben de yine mefru bisari inni le'azunnuhu kâziben cümlesi haldir, mahallen mağsuptur. Vav istiknafiye kedalike, evet, naib-i mef'ul-i mutlak, züyyine mazi meçhul fiil, fetacere mebni, li fir'avne mef'ul-i bikarisari, sü'ü amelihi izafetle naib-i fail, züyyine fiilinin, amelihi de muzafileh, ve sudde, vav atıf sudde yine mazi meçhul fiildir. Ve onun naib fail anisebil de onun mef'ul bi gayri sarihidir. Vav atıf manifi edatı keydü fir'aun bu izafetle beraber mübteda illa istisna fi tevabindeki fiile tevab nedir? Haberdir. Şimdi cümle olarak mahallen merfu mübtedanın haberidir. Ve gâle lizî âmine ya kavmi tebi'ûni ehdiküm sebîlen raşad. Evet, burada Firavun hanedanından olan mümin şahıs, Firavun'un yaldızlı sözlerini dinledikten sonra nasihatı tekrarladı. Kavmini bir olan Allah'a inanmaya çağırdı. Bu geçici hayatın değerini onlara açıkladı ve
ebedi hayatın nimetlerini elde etmeye teşvik ettiği, Allah'ın azabından onları sakındırdığı, ey kavmim emrimi tutun ve yoluma girin ki kurtuluş ve zafer yolunu, yani cennet yolunu size göstereyim şeklinde onlara ne yapmış oldu? Önderlik yapmış oldu. Vav istiknafiye gale mazi fiil ellediği ismi mevsul mebni mahallen merfu galinin faili amine mazi fiil fetajere mebni hüve onun faili ya burada ya kavmi nida kavmide münadadır. Üslubu mansuptur. Mütekellim yasına muzaftır. İttebi'uni burada emir fiildir. Vav onun nesidir? Failidir. Nun nunu ye yine orada nedir? Mefru bin sarihtir. Mütekellim yası. Evet. Ehdi küm. Burada da ehdi cevap talepte gelmiştir. Ve faili enedir. Ene muzari fiildir bu ehdi. Hüküm mehul bir sarihtir. Talebin cevabında geldiği için mezundur kendisi. Sebile Raşad da Sebile burada muzaf, Reşad'in muzafile olarak bulunmaktadır. Evet. Ya kavmi innema hadihil hayatü dünya meta'un ve innel ahirete hiye darul karar buyuruyor Allah-u Teala bu ayet-i celilesinde. Ya kavmi, ey kavmim, kuşkusuz bu dünya hayatı ancak geçici bir eğlencedir. Devamlı ve sürekli değildir. Ve innel ahirete hiye darul karar. Oysa ahiret yurdu, istikrar ve ebedilik yurdudur. O zevalsizdir ve geçici değildir. Ahirette ya nimetler içerisinde veya cehennemde ebedi kalmak vardır. Ahiret yurdundan maksat cennet ve cehennemdir. Çünkü onlar geçici değillerdir. Evet, burada ya nida kavmi münada üslubu nedir? Mansuptur. Kavmideki kesra mütekellim yasından ivaz olarak gelmiştir. İnnemâ kâfe el mükâfe hâzihi mübdedâ el hayâtü hâzihiden bedeldir. Yani müşahil ilektir. Dünya onun sıfatıdır. Meta'un da nedir? Hâzihi mübdedâsının haberidir, merfudur. Ve innel ahiratedeki vav-ı atıf inne hurmuşebe el ahirate innenin ismi mansup hiye zamiri fasıl darul kararda izafetle beraber nedir? İnnenin haberidir ve kendisi merfudur. Evet. Men amile seyyiyeten fela yüzze illa misleha ve men amile salihan min zekerin ev ünse ve huve mü'minun fe ulaike yedhulûne el cennete yürzegûne fîhâ bi gayri hisâb buyuruyor Allah-u Teala bu ayeti celilesinde. Kim bu dünyada kötülük yaparsa ahirette Allah'ın kullara bir rahmeti olarak herhangi bir artırma olmaksızın sadece kötülüğü kadar ceza görür. Ve men amile salihan min zekerin ev ünse ve huve müminün. İman etmiş olmak şartıyla erkek olsun kadın olsun kim dünyada iyi iş yaparsa fe ulaike yedhulûne el cennete yürzegûne fîhâ bi gayri hisâb. İşte o iyi iş yapanlar var ya onlar naim cennetlerine girer ve kendilerine yapılanların karşılığı ölçüsüz olarak verilir. Allah'ın bir lütuf ve ikramı olarak kat kat fazla verilir. Çünkü onun lütfu kötülüklerin değil iyiliklerin karşılığının kat kat verilmesini gerektirir. Bir gayri hesaptan maksat mükafatı ölçülemez. Aksine Yüce Allah ona bitmez, tükenmez, çok büyük bir sevap verir şeklinde ne yapmaktadır, bildirmektedir. Burada men mübdeda, hamile mazi fiil, hüve faili, seyyiyeten mefru bisari, fe rabıt la nefiyedatı, yüzza muzari meçhul fiildir, hüve naif faildir. İlla istisna mislihada mefru bis sarih izafetle
Vav atıf men yine şart mübteda amile mazi fiil ve faili salihan mefru bis salih min zekerin ev ünsa bunlar da bir üzerine matuf mefru bis gayri salih vav vavu haliye hüve mübteda müminün haber bu cümle nedir? Hal cümlesi mahallen masup. Evet. Fe rabıt ulaike mübteda yetkulüne muzari fiil kendisinin faili vav el cennete meful bisari yürüze gune yine muzari ama meçhul muzari fiildir. Vav naif faildir. Fiha meful bi gayri sarih bi gayri hisabinde izafetle yine meful bi gayri sarih olarak bulunmaktadır. Ve ya kavmi mali ed'ukum ilen necati ve ted'uneni ilen nar. Evet. Bu ayet kelimeye baktığımız zaman ey kavmim ne oluyor da ben sizi cennetlere götüren imana çağırıyorum. Siz beni cehenneme götüren kafirliğe çağırıyorsunuz. Bu soru hayret ifade eder. O sanki şöyle diyor. Ben sizin bu halinize şaşıyorum. Ben sizi iyiliğe ve kurtuluşa çağırıyorum. Siz ise beni kötülüğe ve cehenneme çağırıyorsunuz. Şeklinde ne yapmaktadır? Onları itham etmektedir. Vav atıf yani da kavmi münada. Mütekellim yazısından ivazlı kesra. Ma li evet bu ma mübteda li de haberdir şimdi cümle olarak. Bana ne oluyor? Ed'u burada muzari fiil faili ene küm mefhul bisari ile necati mefhul bikaysari ve evet atıf edatı ted'une yine muzari fiil kendisi vav fail olarak bulunmaktadır. Nun burada nunu nedir? Vikayedir ve ye de mütekellim yasıdır. İlen nari de mefhul bir gayri sarihtir. Ted'uneni li ekfura billahi ve üşrike bihi ma leyse li bihi ilmün ve ene ed'uküm ilel azizil gaffar buyuruyor. Siz beni Allah'ı inkar etmeye, ilahlığı hususunda bir bilgim olmayan şeye, Firavun gibi ilah olmayan kimseye tapmaya çağırıyorsunuz. Ve ene ed'uküm ilel azizil gaffar. Oysa ben sizin tek ve bir olan güçlü olup yenilmeyen ve kulların günahlarını çokça bağışlayan Allah'a çağırıyorum dedi. Evet. Ted'uneni burada muzari fiildir. Vav failidir. Nun nunu vikayı ye mef'ul bisarih li lamut talil ekfura muzari fiil lamdan dolayı masup faili ene. Billahi mef'ul bi gayri sarih ve üşrike onun üzerine matuf, muzari fiil üzerine matuf ve yine faili enedir. Bihi mef'ul bi gayri sarih ma mef'ul bi sarih leyse mazi fiildir. Li leysenin öne geçmiş haberi bihi mef'ul bi gayri sarih ilminde leysenin ismidir ve merfudur. Vav atıf ene mübteda ed'u ed'u yine muzari fiil ene faili küm mef'ul bi sarih bu da haber ene mübdedasının haberi ilel azizil gaffar da gaffar azizinin sıfatıdır ve bu da ed'u fiilinin mef'ul bi gayri sarihidir. La cerame ennema ted'uneni ileyhi leyse lehu da'vetun fid dünya ve la fil ahireti ve enne meraddena ilallahi ve ennel müşrifine hüm ashabin nar buyuruyor Allah-u Teala bu ayeti celilesinde. Evet, la cerame gerçek şu ki sizin beni ibret almaya, ibret etmeye çağırdığınız kimse ibadet edilmeye layık değildir. Zira o dua edenlerin seslenişine cevap veremez. Ne dünyada ne de ahirette onların sıkıntısını gideremez. Ve enne mereddena ilallah, bizim dönüşümüz tek olan Allah'adır. O herkese yaptığının karşılığını verecektir. Ve ennel müşrifine hüm ashabin nar, sapıklık ve taşkınlık da aşırı gidenler kuşkusuz
cehennemde ebedi kalacaklardır buyurdu Allah Teala bu ayetinde. La cinsine nefyeder, la ceramede onun ismidir, masuptur. Ennema burada nedir? Ennema dediğimiz zamanda en nedir? Ma onun ismidir. Yani tekit edatıdır. Ted'une muzari fiil. Merfu rafa lamet müsbütün nun. Vav faili nun nuru vikai ye onun mefru bisari. İleyhi mefru bikari sari. Leyse yine nakıs fiil mazi fiil lehu. Leyse'nin öne geçmiş haberi. Davetinde leyse'nin ismidir, merfudur. Fi dünya sıfattır. Şimdi cümle olarak mahallen merfu. Ve la fil ahirati onun üzerine nedir? Matuftur. Vav atıf enne yine hurum müşebbehe bil fiildir. Beradde ennenin ismidir. Na muzafile ilallahi de şimdi cümle olarak ennenin haberidir. Mahallen merfu. Ve ennel müsrifine'deki vav atıf enne yine hurum müşebbehe. Müsrifine ennenin ismi. Hüm zamiri fasıl. Ashab-ı nar'da ennenin haberi olarak bulunmaktadır. Fesetezkürûne mâ egûlü leküm ve üfevvîzu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad buyuruyor Allah-u Teala. Size azap geldiğinde sözümün doğru olduğunu anlayacaksınız. Evet, bu bir nedir? Tehdit ve korkutmadır. Ve üfevvîzu emri ilallah. Ben Allah'a dayanır ve işimi ona bırakırım. Evet, burada inanmayanlar, inanan bu şahsı tehdit edip öldürmek istemişlerdi. İnnallâhe basîrun bil ibad. Allah kulların yaptıklarını bilir. Onların hallerinden hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Buyurdu bu ayeti cellesinde. Evet. Burada rabıt, sin istikbal edatı, tezkürü, fiili muzari, mefruf alameti, büsbütünün vav faili, ma mefru bisari, ebulü muzari fiil, ene faili, leküm mefru bikari sari, ve atıf, üfevvizu, yine muzari fiil, ene faili, emri, izafetle mefru bisari, ilallahi mefru bikari sari, innehu müşebbehe Allah'a ismi, basirun haber, innenin haberi, bil ibadide, basirunun mefru bi gayri sarihi. Evet. Fevegâhullâhu seyyiâti mâ mekeru ve hâgâ bi âli fir'avne sû'ül azâb. Evet, burada Allah onu tuzaklarının sıkıntısından ve yapmak istedikleri çeşitli azaplardan kurtardı. Fevegâhullâhu. Evet. Ve hâgâ bi âli firavne sü'ü azab. Firavun ve grubunun başına en kötü azap, yani dünyada boğulma, ahirette de yanma cezası indi. Daha sonra Yüce Allah bu azabın nasıl olduğunu da açıklamaktadır. Evet. Fe atıf ve gâ mazi fiil. Fetazelâme ebnihü mebru bisarih Allahu fail seyyiâti. İkinci mefru bisari ma muzahun iley mekeru mazi fiil damm üzere mebni vav faili vav atıf haga mazi fiil bi ali firavne mefru bi gayri sari izafetle süül azap da haganın nesidir? Failidir ve merfudur, muzafilehtir. Ennâru yuradûne aleyhâ gudüven ve aşiyyen ve yevme tegûmü sâ'atü üdhulü âle fir'avne eşedder adâb buyuruyor Allah-u Teala bu ayet cellesinde. Ennâru yuradûne aleyhâ, onlar sabah akşam o ateşe yaparlar, yakılırlar. Burada ateşten maksat kabir ateşi ve onların kalplerinde görecekleri cezalardır. Nitekim bundan sonra gelen bu bölüm bunu ne yapmaktadır? Göstermektedir. Ve yevme tegûmü sâ'atü hüdhulü âle fir'avne eşeddel azâb. Evet, kıyamet gününde meleklere şöyle denilir.
Firavun ve kavmini dünya azabından daha kötü olan cehennem ateşine sokun şeklinde ne yapılmaktadır? Hitap edilmektedir. Onlara bu şekilde hitap edilmektedir. Evet. Ennaru burada bedeldir. Yoraldune'ye baktığımız zaman da meçhul muzari fiildir ve vav nail faildir. Aleyha mefru bi kaysari. Hudü ve muaşiye birbirlerine matuf mefru bi sari. Ve yevme tegu müsa'atü vav atıf yevme zarf. Mefru bi sari öne geçmiş. Tegu mu muzari fiil es-sa'atü onun faili merfu. Üdhulü evet edhilü emir fiil burada. Girdirin demek. Emir fiildir. Mebnin bi hasfinun vav faili. Ale fir'am de onun mefru bi sari izafetle. Eşeddel azabe de ikinci mef'ul bi sari eşedde mef'ul muzaf el azabe de muzaf ilehtir. Ve iz yetehacune fin nari fe yekulu su'afa lillezine istekberu inna kunna lekum teba'an fe el entum mu'nuna anna nasiben minen nar. Evet, ileri gelenlerle bunlara tabi olanların cehennem ateşine tartışacakları zamanı düşün. Evet. Feyekulu zuafa'u lillezine istekberu inna kunna lekum teba'an. Zayıf olan tabiler, kibirlenip iman etmeyen ve peygamberlere uymayan önderlerine o gün şöyle derler. Dünyada biz hizmetçi gibi sizin tabileriniz idik. Emirlerinize boyun eğiyor, bizi çağırdığınız inkar sapıklık hususunda size uyuyorduk. فَاَلْ اَنْتُمْ مُعْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. Siz içinde bulunduğumuz bu azaptan birazını bizden savabilir misiniz? Onlar önderlerine bu azabı onlar için hafifletemeyeceklerini biliyorlardı. Onların bu sözden maksatları sadece önderleri daha çok utandırmak ve kalplerine daha çok elem vermektir. Evet, çünkü önderler kendilerine tabi olanları türlü sapıklıklara düşürmeye çalışmışlardı. Evet, vav istiknafiye, evet, idi burada izkür mahsuf fiil mefru bisarihi yetehacüne de muzari fiil. Vav faili finnari de mefru bi kaysari. Fe'ye baktığımız zaman da burada takibiye yegulü muzari fiil e duafa'ü fail merfu lillidine mefru bi kaysari istekberu mazi fiil damm-ı üzere mebni vav faili innevur müşebbehe na ismi künna yine mazi fiil na kânenin ismi leküm. Şimdi cümle olarak gördüğünüz gibi nedir? Mef'ulü bi gayri sarih'tir. Tebe'an kâne'nin nesidir? Haberidir. Evet. Burada künnâ aleyküm tebe'an cümlesi de innenin haberidir. Mahallen merfudur. Fe atıf hel istifam edatı entüm mübdeda mu'nûne haber anna mef'ul bi gayri sarih nasiben yine mef'ul bi sarih minen nari de yine mef'ul bi gayri sarih olarak ne yapmaktadır? Bulunmaktadır. Evet. Kale kalellezine estekberu inna kullun fiha inna allaha kad evet hakeme beynel ibad buyuruyor Allahu Teala bu ayet cellesinde. Evet, galellezi estekberu inna kullun fiha. Önderler onlara cevap olarak dediler ki biz hepimiz cehennem ateşindeyiz. Eğer sizden azabı giderecek gücünüz olsaydı onu mutlaka kendimizden de savardık. İnallaha kad hakeme beynel ibadi. Kuşkusuz yüce Allah müminlerin cennette, kafirlerin de cehenneme gireceğine dair geri döndürülemeyecek kesin bir hükümle hüküm verdi. Artık sizin için elimizden bir şey gelmez şeklinde ne yapacaklar? İtiraf etmiş olacaklar. Evet. Kale mazi fiil. Ellezine isim mevsul ve onun faili. İstekberu mazi fiil.
Damme üzere mebni ve faili innehu müşebbehe na ismi küllün fihada burada haberdir. Evet. İnnehu müşebbehe Allah'a onun ismi gat tahkik edatı hakeme mazi fiil fiile haberi innen haberidir. Beynel ibadi de burada zarf cümlesi olarak mefulu bir sariftir. Muzaf muzafli olarak ne yapmaktadır? Bulunmaktadır. Evet. Ve galellezine finnari li hazeneti cehenneme ud'u rabbikum yuhaffif anna yevmen minel azabi. Evet, burada cehennemdekiler birbirlerinden ümit kesince kendilerinden azabın hafifletilmesini istemek üzere cehennem bekçilerine ne yaptılar? Sığındılar. Burada daha çok korkutmak ve durumun kötülüğünü ifade etmek için bu telaffuz Hazreti Ha onun bekçilerine yerine açık isim olarak Hazreti Cehennem, cehennem bekçilerine denilmiştir. Üd'u Rabbeküm yuhaffif anna yevmen minel azab. Bu azaptan tek bir gün kadar da olsa bizden hafifletilmesi için Allah'a dua edin şeklinde bekçilerden ne yapmaktadırlar? Yardım talep etmektedirler. Evet. Önderlerinden herhangi bir yardım gelmediği zaman önderlerin kendilerinin de cehennemde olduklarını bildikleri için bu sefer ne yapıyorlar? Cehennem bekçilerine diyorlar ki Allah'a dua edin de bizden bu azabı hafifletsin şeklinde onlara yakarmış oluyorlar. Evet. Vav atıf. Gale mazi fiil ellezine ismi mevsul mahallen merfu fail finnari mefru bihi nedir? Gayri sarih. Li hazeneti cehennem. Bu da muzaf muzaf lehle beraber harf üzerinden dolayı mefru bi gayri sarihtir. Cehennem gayri musarıftır. Onun için mecrur yerine yani kesra yerine fetha almıştır. Hüd'u emir fiildir. Mebni'in bi hasfin nun. Vav onun faili. Rabbe muzaf küm muzaf ile bu mefru bi sarih. Hüd'u emir fiilinin. Yuhaffif. Bu da emrin cevabında gelmiş. Muzari fiildir ve kendisi nedir? Mezumdur. Faili hüvedir. Hafifletsin demektir. Emrin cevabıdır. Hüve o faildir. Hüve onun failidir. Anna mefru bi gayri sarih. Yevmen mefru bi sarih. Minel azabi de mefru bi gayri sarih olarak hafif fiilinin mefru bi gayri sarih olarak ne yapmaktadır? Bulunmaktadır. Diyoruz. Burada bugünkü dersimizi bitiriyoruz. İnşallah 50. ayeti kerimeden itibaren ne yapacağız? Buradaki dersimize devam edeceğiz. 50. ayeti kerimeden itibaren bu Mümin suresine devam etmiş olacağız inşallah diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Maasselam ile lika diyorum ve bugün ayrıca biliyorsunuz Miraç kandilidir. Miraç kandilinizi de tebrik ediyorum ve hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan Rabbimizden niyaz ediyorum ve hepinize teşekkür ediyorum.